Çekil. Sakın dokunma bana. Ben kötü biri değilim. Sakın dokunma bana. Kötü biri değilim ben. Yoksa canını yakabilirim. Çekil. Tilki. Bu yatak bozulmamış bile. Sabaha kadar uyumadı mı bu adam? Uyku tutmamıştır canım. Normal. Kaç gündür hastanede yatıyormuş. Yani ağrısı falan vardı demek ki. Ya banyodadır ya dışarı çıkmıştır. Gelir şimdi. Tilki hadi sen bir yukarı baksana. Ha, çocukları da uyandırıver. Kahvaltı hazır. Günaydın. Merhaba. Ne yapıyorsun? O sendin değil mi? Kim ben? Odama gelip beni uyandırmaya çalıştın. Boşuna inkar etme. Bence sen hala uyuyorsun canım ya. Aylin, uyan hadi sabah oldu. Ne yapıyorsun ya? İlkokul çocuğu musun sen? Hayır. Odama gelip beni uyandırdığını itiraf edene kadar hiçbir yere gidemezsin. Evet, geldim. İşte böyle yaklaştım. Yaklaştım. Sonra da öptüm. Ya çekil be, ne yapıyorsun? Rüyanda beni görmüşsün ya, onu anlatıyorum. Seni ne rüyamda göreceğim bir pislik? Sen anca insanların kabuslarına girersin. Yalnız o gördüğün rüya hiç ayrı alamet değil, ben sana söyleyeyim. Rüyada tilki görmek hayat boyu bekar kalacağın anlamına gelir. Zeynep. Hadi uyan güzelim. Günaydın başımın belası. Günaydın. Ne oldu bezgin kedi? Bütün gece fare mi kovaladın? Tilki, o adam benim babam değilmiş. Kim? Dün akşam gelen adam benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Dur hayatım, neden bahsediyorsun? Sakin ol. Anlat bana, ne oluyor? Kız adamlar bizi kandırmaya çalıştı. Tilki koş hadi. Dur, dur Zeynep. Ama... Kesin. Akşam Kemal'in geldiğini gördüyse sabaha zor etmiştir. Beklesin biraz, bırak. Çatladı, çatladı. Dur sakın kapıyı açmayın. Dün gece giren adam benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Gerçekten kız adamlar göndermiş onları. Dün gece onu kovdum ama yeni gelmiş olabilir. Lütfen açmayalım. Nasıl yani? Olur mu canım öyle şey? Hepimiz gördük. Kemal abi, baban buradaydı hayatım.
O çocuk istediği kişinin yerine geçebiliyor. Cun babamın yerine geçmiş ve bizi kandırmış. O çocuk benim babam değil. Bizim gibi bir çocuk o, yemin ederim. Baba ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Gel buraya gel. Gel canım. Ya niye hala bakıyorsunuz? Adamlar bizi bulmuş işte. Sevgi, hadi bahçeden kaçalım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bahçe. Bu adamlar buraya kadar geldilerse ben kızımın yerini öğreneceğim. Ne pahasına olursa olsun öğreneceğim kızımın yerini. Sevgi saçmalama. Sen daha konuşmadan adamlar seni öldürür. Kızımın yanımda olmadığı her gün ben yavaş yavaş ölüyorum zaten. Mehmet çocukları al çık. Ben bu kapıyı açacağım. Ben de hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse hepsinin ağzını burnunu kırarız. Yine de öğreniriz kızının yerini. Tamam. Aylin sen çocukları al bahçeye çık. Aylin dediğimi yap. Bakmışsınız. Kek seversin değil mi? Hadi gel. Çekinme hadi. Ben içeride tadına baktım. Çok güzel. Seni kaçıran adamlar sana zarar verdiler mi? Benim kızımı da onlar kaçırdılar. 3 ay önce. Evimizden alıp gittiler. İsmi Derya. Daha 8 yaşında. İşte bu benim kızım. Onu gördün mü? Kızımı o adamların elinden kurtarmam gerek. Burak lütfen. Eğer bir şey biliyorsan bana anlat lütfen. Ben bir şey bilmiyorum. Başka çocuk falan da görmedim. Tamam mı? Kimseyi görmedim. Tamam. Tamam canım. Özür dilerim. Affedersin. Hadi kekini bitir. Elin yanmış gördüm. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu kaza? Çaydanlıkla çarpıştık da. Aylin abla Silke abiye mi çarptın? Bana bak baş belası. Ağzın başka bir şey, kulağın başka bir şey söylüyorsa ne yapacaksın? Susacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Günaydın Zeynepciğim. Günaydın. Hocam Gürcan babasıyla, yani babamla birlikte gözlük almaya gittiler. Anladım. İyi dersler size. Trekking'e gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz oğlum. Hangi sene kaçırdık? Bir gecede kamp yaparız. İşin eğlencesi orada be oğlum zaten.
Bir dakika Vedir. Şşt, 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 şşt. Çağla. Ne oluyor Levent? Pist pist falan. Kedi mi çağırıyorsun? Anlamadım yani. Dün gece mesajımı görmedin mi Çağla? Görmedim. Sabahtan mı görmedin? Evet, sabah gördüm zaten. Ama iyi geceler yazdığım için cevap yazmam anlamsız olacaktı. Allah Allah. Şşş, alo. Bana bak. Bu Kıvanç denen herif geldiğinden beri böyle bir afralar tafralar. Bir arızaya bağladın, gözümden kaçmıyor değil. Kıvanç geldiğinden beri arıza yapmaya başlayan ben değil sensin. Ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Haberin olsun. Çocuklar, resim defterlerinizi çıkardınız mı? Evet. Güzel. Şimdi herkes ailesinin resmini çizecek. Ailenizde kim varsa teker teker hepsini çizin. Anlaştık mı? Anlaştık. Zeynep'ciğim. Sen neden başlamıyorsun? Resim yapmayı sevmiyor musun yoksa? Seviyorum da. O zaman sorun ne? Problem mi var Zeynep? Yok, tamam çiziyorum. Problemin çözümünü bitiren parmak kaldırsın arkadaşlar. Bitti hocam. Ne çabuk. Tamamdır. Arkadaşlarını da biraz bekleyelim, sonra tahtaya çıkıp çözümü yazarsın. Bu arada o eldivenleri artık çıkarsan diyorum Aylin. Biliyorsun aksesuar kullanımı kıyafet yönetmeliğine aykırı. Hadi çıkar. Okul dışında takarsın. Hocam ben bunları çıkartamam ki. Aylin'cim, konuyu gereksiz yere uzatmayalım. Hocam eldivenlerimin kimine zararı var? Görüntü kirliliği yapıyor canım. Hayır, madem takıyorsun şöyle şık bir şeyler falan tak. Çağla, sen işine bak. Hala problemi çözmenizi bekliyorum. Alayım onları Halinciğim. Hadi Halin. Ya yeter. Çıkaramam diyor kız. Neyi uzatıyorsun hoca? Kıvanç, haddini aşıyorsun. Hocam. Hocam şey. Ben bu eldivenleri aksesuar olsun diye takmıyorum. Ellerimde bir cilt rahatsızlığı var da o yüzden takıyorum bunları. Yani kimse görüp de benle dalga geçmişsin diye. Kıvanç yani abim de o yüzden bu kadar tepki gösterdi. Siz onun kusuruna bakmayın, olur mu? Anladım. Geçmiş olsun, bilmiyordum. Teşekkür ederim. Hadi. Bakayım. Elimi hafif tutmuşum ya. Refik Hakan çok bozulmamış. Ne yapmışsın sen? Bak birader. Ben öfkeli bir adamım. Bana böyle gelirler bazen, anladın mı? Ne yapacağım belli olmaz. Yumruğum havada yaşarım. Anladın mı? Ha? Az evvel psikoloğumla konuştum. O yüzden kendime hakim olmaya çalışıyorum. Ama bir dahaki en ufak yanlışında Allah yarattı demem. Net olarak anlaşıldı mı? Güzel. Okul çıkışı trekkinge geliyorsunuz değil mi? Yok, haberim bile yok. Aa, Kıvanç dalga gelişti. Biz her sene gidiyoruz, süper oluyor. Böyle ormanda yürüyüş, gece çadır kampı falan. Hem bir gece kalıp sabah döneceğiz zaten. Bilmiyorum ki. Hah, Kıvanç da geldi zaten. Ona da soralım. Kıvanç, gelsene. Gel, gel. Bugün trekking yapalım diyorum, ne dersin? Ne yapalım? Doğa yürüyüşü. Yok, ben almayayım ya. Beni kendi doğamda rahat bırak. Hmm.
Vay kardeşim. Gel kardeşim, buyur. Gel otur. Ne içersin, ne ısmarlayayım sana? İstemez bir şey, istemezsin. Hiçbir şeyler ya, ağzın kurumuştur şimdi sen. Levent, Kıvançlara da trekkinge gelin diyorum ama naz yapıyorlar. Gitsek ya. Yer kalmadı zaten Çağla. Ne alakası var ya? Koskoca ormanda yer mi kalmadı? Tamam, geliyoruz. Yolun açık olsun Halil'cim. Ben mani olmayayım. Murat Bey, bu menüdeki yemeğiniz bu değil. Ben diyorum bakalım. Ya kahretsin. Kıcığım oğlum zaten. Hazır yalnız, ben biraz uğraşamayız mı? Uğraşacağız. Tut. Ama bu sefer farklı uğraşacağız. İzle. Çeşme ne tarafta? Soldan Genco. Geldik, geldik. Kıvanç. Biz gidiyoruz, doldurup gelirsin suyu, tamam? Keyfinize bakın gençler. Kamp alanının arasını bulsun şimdiden ya. Herif bu ormana ilk kez geliyor. Biraz zor bulur, ben size söyleyeyim. Yazık. Nereye? Hasta mısın oğlum? Tabelanın yönünü değiştirdin mi? Aşağı ineceğiz. Doğru ya. Saf lan bu. Benim kurduğum tuzağa düşecek. Abi tamam, unutmuşum. Ne var ya? Allah Allah. Kaldı bunlar ya. Öldük susuzluktan. Ya benim de karnım acıktı. Ya bir gelseler daha balık tutmaya gidecekler göya. Kaybolmuş olmasınlar? Ya yok canım, daha neler. Levent buralar avucunun içi gibi bilir. En az 100 kere gelmiştir. Ay kaybolursa çok gülerim valla. Aa bak, Kıvanç geliyor. Vay, balık bile tutmuş. Selamlar. Nerede kaldın? Hava çıktım. O kadar balığı tek başına mı tuttun? Nasıl becerdin? Özel yetenek diyelim. Hani ateşi yakmamıştınız? Sizi bekliyorduk. Aylin yakar ya. Ateş onun özel uzmanlık alanı. Ya bu arada Leventler nerede? Leventler biraz dolaşacaklarmış. Hava karardı, ne dolaşması? Hayret bir şey ya. Tilki, eline sağlık, çok güzel olmuş ya. Eyvallah, afiyet olsun. Ne o, yıldızlar çok mu komik? Zeynep. Ne olmuş Zeynep'e? Yatmadan önce her gece yıldızlara bakıyormuş, biliyor musun? Niye?
Ölünce insanların yıldız olduğunu söylemiş birisi ona. O da babasına iyi geceler diliyormuş. Balığını yemeyeceksen alayım. Heh, çok şükür gelebildiniz. Ya nerede kaldınız? Az daha polise haber veriyorduk ya. Balık nereden çıktı? İnanmayacaksın. Sudan. Harbiden mi? Vallahi. Ya tüh, size kalmadı. Biz hepsini yedik. Aç mıydınız? Tilki, tuvaletim geldi benim. İyi git yap. Tuvalet nerede? İstediğin köşeyi seçebilirsin ailece. Nasıl ya? Ben korkarım, yalnız gidemem ki. Of. Buyurun hanımefendi, ben eşlik edeyim size. Bendeniz tuvalet bekçisi. Levent. Levent. Ne bakıyorsun çocuğa ya? Ne alıp veremedin var, ben anlamadım yani. Sus Çağla. Hayret bir şeysin ya. Yeter hadi, ne arıyorsun anlamadım ki, her yer aynı ya. Tamam, uzaklaş biraz. Arkanı dön. Uzaklaş biraz daha. Tamam, çok uzaklaşma. Karar ver. Tam orası iyi, orada bekle. Emredersiniz. Ayağım. Sakin ol ya, bir dur tamam. Ya ayağımın arasından bir şey geçti, yılandı galiba. Hadi geri dönelim. Bak bitirdin mi işini, sonra mızmızlanma. Ya evet, hadi gidelim. Ya gel, başımın belası gel. Lan şu işkence bitsin, başka bir şey istemiyorum ya. Ya ne yapayım, bileğimi burktum. Yürü hadi yürü, şuradan yürü. Nereden çıktın be? Ne oluyor? Gürcan'a bir şey mi yaptık? Yoksa sen? Gürcan mı oldun? Bana bak. Bir saattir ben sana mı sarılıyorum? Yarın sabah bu evden gidiyorsun. Tamam mı? Umurumda değil. Nereye gidiyorsan git ama buradan gidiyorsun. Burada yaşamına izin veremem seni. Anladın mı? Sen de gitar çalmayı biliyor musun Kıvanç? Çalsana. Ben almayayım. Niye ya? Havamda değilim. Ben seni havaya sokarım. O nasıl olacak acaba Çağla Hanım? Benim de ilgimi çekti bu konu. Nasıl oluyor acaba Çağla Hanım? Sen çalacaksın, ben dans edeceğim. Çağla, saçma sapan hareketler yapma, otur oturduğun yerden. Asıl sen saçmalama Levent. Buraya eğlenmeye geldik, kabalık etmeyeceksin herhalde. Kabalık etmeyin dedi şimdi kız, çalmazsak olmaz. Çağla. Ölsem, ölsem, ölsem hemen şimdi. Kaçsam, gitsem, kaçsam tam da şimdi.
Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman. Ağzı bozuk üstelik bırakmıyor acıtmadan. Bu kez pek bir afil yalnızlık, ağlayan bir kadın kadar düşman. Tuzaklar kurmuş üstelik bırakmıyor acıtmadan. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa gördüm. Çok koştum, çok yoruldum ve şimdi ben de düştüm. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa gördüm. Çok koştum, çok yoruldum ve şimdi ben de düştüm. Ve şimdi ben de düştüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.